Abi biliyor musun? Sen en doğrusunu yaptın valla. Hani böyle bir yanlış anlaşılma yüzünden Hikmet Baba'yı ezip geçmek yakışık almazdı abi. Hani bunca yıllık bir ortaklık söz konusu abi. Bir düzen söz konusu. Tıkır tıkır da işliyor şükürler olsun. Bu saatten sonra etli tırnak misali abi. Yani ayrılık olur olur. Gerekirse o da olur. Bu saatten sonra bana kelek atan kolum olsa onu da keser atarım. Bahadır oğlum, ne yaptın? Bir düzen kurabildin mi? İstanbul'la aran nasıl bakalım? Allah çok şükür Hikmet Baba, bir sıkıntımız yok yani. İşler güçler yolunda. Allah senden razı olsun. Gönderdin bizi buralara, ön ayak oldun. Aferin ulan. Bak, gördün mü? Dediydim sana. Burada kalsan ne uzayacaktın, ne kısalayacaktın. Bak, sana ne diyeceğim. Benim buradaki yağ fabrikasını biliyorsun, satışa çıkardıydım. Bugün bir alıcı çıktı, parayı da peşin aldım. Tak bitirdi kişi. Sana diyeceğim, kulağını açık tut. Oralarda karlı bir iş olursa, küçük bir işletme ne bileyim, paraya sıkışmış olur filan, yatırım yaparız. Para bankada duracağına. Faizler iyi gerçi ama bankalara da güven olmuyor ki bu zamanda. Ha? Yani vallahi Hikmet Baba, en doğrusunu sen bilirsin ama yani buralarda çok iyi değil. Çarşı pazar karışık. Yani millet aportta bekliyor. Kimsenin yatırım yaptığı yok. Kriz büyüyecek diye bekliyorlar. Yani bana kalırsa biz o senin parayı dolara çevirelim. Sen bana canlıyı gönder. Ben onu burada Tahtakale'de change ederim. Bizim burada arkadaşlar var, bir sıkıntı olmaz. Yani sen o kadar parayı yaslanda bulamazsın. İbo, hadi ablacığım ya. İbo'ma bak, çok seversin makarnayı sen. Vallahi hayatta bırakmam Erdoğan abi. Yok kızım, bana koma. Zaten canım burnumda. Fabrikada işler pek bir karışık. Ben oğlanı alayım, eve gideyim en iyisi. Ha? Aa, ne olmuş ki fabrikada? Sorma kızım. Hikmet Kazan denen adam satmış fabrikayı. Bu yeni gelen mende burada bütün eski işçileri kapının önüne koyacakmış. Anlayacağım, biz hepimiz işsiz kalacağız yani. Ne oluyor ya memlekette? Bu ne böyle? Milli Güvenlik Konseyi toplantısı ardından ortaya çıkan devlet krizinin şok dalgaları bugün de devam etti. Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında yapılan ve 13 saat süren ekonomik zirve toplantısının ardından dalgalı kur politikasına geçildiği açıklaması yapıldı. Merkez Bankası dolar kurunun yaklaşık %40 oranında devalüe edildiğini açıkladı. Olacağı buydu sonunda. Olacağı buydu işte. Ne? Ne olmuş devlete, ne olmuş? Ne olacak kızım? Reisi Cumhur Başbakan'ın kafasına anayasayı fırlatmış. Nasıl ya? Olur mu ki öyle şey Erdoğan abi? Olur kızım, olur. Bu memlekette her bir şey olur. Bak bakalım şimdi pahalılık nasıl olacak. Ya toptan öldürsünler fakir fukarayı, biz de rahat edelim sonunda. Daha ne kadar öleceğiz Erdoğan be? Daha ne kadar öleceğiz? Recep gitti. Bunun anası gitti. Kız işsiz, oğlan işsiz. Seni de iki gün sonra koyuverecekler kapının önüne. Daha ne kadar öleceğiz be? Kızım ne oldu senin işine? Abim göndermiyor artık Erdoğan abi. Ne güzel işim vardı ya. Ondan da öldüm işte. Aa, biri geldi. Recep Bey! Çok hasta. Kasabaya getirdim, hastaneye yatırdım. Oğlunu görmek istiyor. Ölsün. Öyle deme ablacığım, ama öyle deme. Ben hastaneye yanına gidiyorum. Durumu çok kötü. Thank you.
veriyorsun oğlum? 960 bin lira mı oldu? Kapat lan kapat. Hikmet Baba'yı arayacağım. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bir gecede çatlattık parayı ha. Ha, alo. Hikmet Baba, haberi aldın mı? Koyduk çocuğu. 960 bin lira olmuş. 1 milyonu bulur diyorlar dolar. Babür. Allah senden razı olsun oğlum. Ulan ne dilersen dile benden. Bir gecede vurduk paranın gözüne ulan. Bak, gönlümden koptu. O paranın 50 bin doları senin haberin olsun ha. Estağfurullah baba, ne gereği var ya? Ulan gönlümden koptu dedik, uzatma işte. Ulan sen ne çakalsın ulan. Safi işe basıyor kafana, maşallah sana. Ümmü be. Ah be Ümmü. Ne oldu sana? Gece gelecektik ama çok ağladı bu. Sabah zor ikna ettim okula gelmeden evvel. İbo. Oğlum gel buraya anneciğim. Oğlum gel ne olur bir sarılayım bir koklayayım seni anne. Tamam canım benim. Tamam sonra sarılırsın. Sonra sarılırsın. İbo bak yavrum. Annen seni özlemekten hasta oldu. Bir sarılsın. Tamam. Tamam yavrum. Tamam. Sen şimdi okuluna git güzel güzel. Tamam mı bir tane? Hadi. Hadi yavrum. Sen okuluna git. Mide kanaması geçirdi. Yıldı kaldı. Tutturdu yastığına gideceğim oğlum göreceğim diye. Sonra işte yolda tekrar fenalaştı. Buraya getirdik, yatırdık. Burada tedavi olması gerekiyormuş. Tedavisi yani ağırmış bu, öyle de. Tamam, iyi. Bakılır. Ne gerekirse yapılır. Yalnız Erdoğan, stres ve üzüntü kesinlikle yasaklı doktor. Yani tekrar mide skanayabilirmiş. Yuvamızı yıktın be. Ha? Tamam neyse şimdi sen önce iyi ol. Her şeyin başı sağlık değil mi? Erdoğan. Ne olur beni affet. Beni bozsuz yaşayamam. Tamam biz gece gene geliriz tamam mı? Yani çocuğu ikna edebilirsem. Gönlü olursa. Hadi. Baban hastanede başını bekleyecek Zahir. Kadın da çok hastaysa Erdoğan da eve almaz şimdi vallahi. Biz alırız bir eve anne. Ha? Bakarız burada karıya. Aman şeytan görsün yüzünü. Abuk sabuk konuşma. Gebersin o. Al şu parayı. Git azıcık domates al, peynir al, ekmek al. Ufak da bir rakı al, evde bulunsun. Hadi bakayım. İnsaf be anne, insaf yani. Hadi sen söylediğimi yap. Ne oluyor be? Sabah sabah gitmediniz. Abi, babam geldi dün. Ne diyorsun kızım sen? Ya şey diyor, karıyı hastaneye kaldırmışlar da onu diyor. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.